Zındık isimli bir seyircimiz sormuşlar. Şeyde bu manyak meselesini. Evet. Manyak diyorlar maniye inanandır. Evet. Bunu toplumu aydınlatmıyorsunuz, bu Kürttür diyorlar. Nasıl? Yok efendim. Soğut, Soğudak. 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 Yani Doğu İrani bir kavimdir, Soğuttur. Soğut diye bir kavim var. Evet. Şu anda yok. Ama Göktürkler ve Uygurlar zamanında vardı. Vardı bu tabii. Manyak denen isim İstemik Ağa'nın elçisidir. İstemik Ağa'nın Sasanilerle bozuşunca Bizans'la ilgi kurdu. Doğu Roma'yla ilgi kurdu. Aslında Sasani hükümdarına kızını verdi. Akhunlara karşı, Eftalit dediğimiz Akhunlara karşı Sasanilerle başlangıçta iyi ilişkileri var. İyi ilişkileri var. Şehname bunları da anlatıyor. Ve İstemik Ağa'nın daha 16-17 yaşındaki kızı Sasani Sarayı'na gelin gidiyor. Meşhur Hüsrev'i şiirim var ya, o Hüsrev'in babasının annesi İstemik Ağa'nın kızıdır. İstemik Ağa'nın kızıdır. Şimdi bu İstemik Ağa'nın daha sonra bu ipek ticaretinin yolu dolayısıyla Sasanilerle bozuşuyor. Bunun üzerine İstanbul'la, Doğu Roma'yla ilişkiye giriyor. Ve Doğu Roma'ya elçi gönderiyor. Doğu Roma'dan da elçi geliyor. Yani bizimkilerin saray demeyelim, çadır sarayı diyelim. Altay evet. Dağları'nın güney taraflarında, bugünkü Doğu Türkistan'da oraya Bizans elçisi geliyor. Bunlar yazıyor yani Bizans kaynaklarından biliyoruz bunları. Tasvir ediyor İstemik Ağa'nın çadırını. Çok müthiş bir çadır yani İstemik Ağa'nın. İstemik Ağa'nın çadırı. Efendim. Buna karşılık ben. Buna karşılık çizimi var mı? Efendim? Yok. Çizimi var. Minyatürü var. Evet, İstemik Ağa'nın da buna karşılık okudum İstanbul'a, ben onun için. İstanbul'a elçilik şey heyeti yaptım. Gönderiyor. Birinci heyetin başında işte bu Soğut asıllı manyak denilen isim var. Bu İstanbul'a gidiyor. Tabii yanında bir sürü Göktürk atlısı. Ve onlar şimdiki Sultanahmet Meydanı'nda aylarca kalıyorlar. Ta oradan buraya gelmişler. Aylarca bizimkiler de oraya gitmiş. Akabinde onlar kaç ay kalıyorlar? 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra Bizans elçilik heyetiyle birlikte dönüyorlar. İkinci bir heyet tekrar gidiyor İstanbul'a. Tekrar birkaç yüz Göktürk atlısı. Bu defa manyak değil, heyetin başındaki bir Türk. Bakın İstanbul'a giden efendim elçi olarak ilk kişi manyak, ikinci elçi Türk'ün adını biliyoruz. Tagma Tarkan. Tagma Tarkan. Muhtemelen tamga kelimesi benim tahminime göre. Yani GM yer değiştirmiş. Toprak, torpak gibi. Bu Tamga Tarkan İstanbul'a gidiyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani 560'lı yılların sonunda, 560 bin değil, 560'lı yılların sonunda İstanbul'da Göktürk atlıları dolaşıyor birkaç yüz. Evet. Yani işte o zamanki Ayasofya'nın önünde, şimdiki Sultanahmet yok malum o zaman. Efendim, Justinianus'un heykelinin ama olduğu yerde filan. Hipodromda. Evet, orada Göktürk atları doy. Ve bu ilişkiler dolayısıyla Sasanileri 20 yıl Göktürkler doğudan, efendim Doğu Roma batıdan Sasanileri perişan ediyor. Bunun çok önemli neticeleri var. Yani Hazreti Ömer 642 tarihinde Sasanileri yıktıysa bu ikisinin ittifakı dolayısıyla zayıflamasından yıkıldı. Yani şeyler, Sasaniler. Yani bunun neticeleri ta Türklerin asırlar sonra Müslüman olmasına kadar neticeleri var. Yalnız Bizans kelek atıyor hocam oradaki. Efendim? Bizans, Göktürk şey diyor ya, on parmağını ağzına sokuyor. Siz Bizanslılar diyor, on dillisiniz diyor. Tabii Bizans'la anlaşma yapıyorlar ama tabii ki bu anlaşmalar her zaman tutmuyor. Her zaman ne diyelim aynı hat üzerinde gitmiyor. Tam İstemik Ağa'nın öldüğü tarih 576'dır. 576'da 3. heyet veya 4. heyet geliyor Bizans'tan, elçilik heyeti. O zaman onu İstemik Ağa'nın oğlu olduğu tahmin edilen Türkşat isimli birisi karşılıyor ve ona çıkışıyor. Çünkü Bizans Avarlara yardım etmiş. Avarlar bizimkilerin önünden kaçmış. Bizans Avarlara yardım etmiş. Onun üzerine ona çıkışıyor. Sizin efendim 10 parmağınızı sokarsınız ağzınıza, 10 türlü yalanınız var diyor. Yani biz Don Nehri'ni de biliriz. Efendim Tuna Nehri'ni de biliriz filan diyor bizim Türkşat onlara.
ve bu elçilik heyetini getirip İstemik Ağa'nın yol törenine zorla şey yapıyor. Katıyor oraya. Peki ya, hocam manyak kelimesi köken olarak hangi dilden geliyor? Yani Soğut dilinde olması Soğut lazım. Yani büyük bir ihtimalle Mani dininin ile ilgili bir kelime. Çünkü bu Soğutlar aynı zamanda Maniheizmi çıkaran ve Çin'e doğru yayan. Ama Çin yasaklamış onu. Çin yasaklayınca bizimkiler sahip çıkmış. Yani bizim Uygur hükümdarları bu sefer bu dini kabul etmişler. Yani bu dini grubun bugün yok. Bakın Maniheizm konusundaki en önemli kaynaklar eski Uygurcadan kalmış kaynaklardır. Şeyde hatırlıyor musunuz mesela Divan Lugat Türk'te var mı? Divan ne? Manyak kelimesi. Manyak kelimesi yok çünkü Divan Lugat Türk'te Kaşgarlı Mahmut sadece Türkçe asıllı kelimeleri verdiği iddiasındadır. Bunların arasında az sayıda Moğolca veya Çince'den girmiş kelime var ama onları Türkçe kabul ediyor. Yani Arapça, Farsça kelimeler Kaşgarlı Mahmut'ta alınmamıştır. Sebebi de hitap ettiği yani hedef kitle zaten onları biliyor. Ama Kaşgarlı Mahmut döneminde Türkçe, Arapçadan Türkçe'ye epey kelime girmiş. Bunu Kutadgu Birlik'ten biliyoruz. Aynı yıllarda yazılmış. Kutadgu Birlik'te devlet kelimesi var, din kelimesi var. Bunlar yok Kaşgarlı Mahmut'ta. Bilinçli olarak koymamış. Sevgili seyirciler, şimdi mesajı kaybettim. Şehname'den şey okudun ama bu Arap diyorlar. Aruz kardeşim, Aruz. Aruz'un neye Arap diyorlar? Feulun. Aruz'un kaynağının nasıl gelton bir bugün edebiyat tarihçileri, yani klasik şark edebiyatı tarihçileri Aruz'un Arap değil İran kaynaklı olduğunu söylerler. Onun için Fas'a yazmış ama Arap yazısı kullanmış falan diye şeyler ortaya atmayın. Nasıl da gelton kemiği revet bir şey vardır. Yuvalandı da oradan şey geldi diye bir tekerlemeden doğduğu söylenir Aruz'un. O tekerleme Arapça değil, Fasçadır. Okuduğum beytin demin kıtanın manasını soruyorlar. Okumayayım onu, söylemeyeyim. Belki sonra söyleyeyim. Şimdi hocayı dinliyoruz. Hocam... Zamanında o beyt diplomatik kriz mi çıkarmıştı? Şimdi Erhan'cığım susunca ya, uzatma bir şeyi Allah Allah. Hocam etimolojik sözlük soruyorlar. Türkçenin etimolojik sözlüğü var mıdır diyorlar. Var, birkaç tane var. Yani güvenilir sözlükler kimlerdir diyorlar. Birkaç tane var. Şimdi eskileri bırakayım. Onlar biraz da amatör, bu Keresteciyan vesaire. Ama demin söylediğim Clausen, yani Sir Gerard Clausen, İngiliz. Bunun 1000 sayfa ama ince ince yazılarla ve ince yapraklarla 1000 sayfalık 13. yüzyıl öncesi Türkçesinin etimolojik sözlüğü olarak Türkçe'ye çeviriyorum. Efendim sadece 13. yüzyıl öncesi kelimelerini almıyor. Onların bugünkü lehçelerdeki uzantılarına kadar, daha sonraki lehçelerdeki uzantılarına kadar gidiyor. En güvenilir, en sağlam etimolojik sözlüktür. Efendim ikinci olarak Resenen, Finli alim, onun sözlüğü var. Almancadır. Efendim üçüncü olarak Ermeni asıllı Sovyet döneminde Sevortyan isimli bir Türkolog var. Onun 6 ciltlik sözlüğü var. O Rusçadır. Efendim nihayet el yazması olarak kalmış Avusturyalı dilci. Şimdi bir cilt neşrettiler galiba, ikinci cilt neşredecek. Söyleyin Avusturyalı dilcinin adını. İkincisi de çıktı. Efendim ikincisi de çıktı galiba. O sözlük var. Dur, İbrahim neşretmişti. Evet. Simurg'dan çıktı. Avusturyalı İlber Hoca. Avusturyalı dilcinin adı neydi? İyi mi? Dur yapar gitme. Şimdi gelir seyircimiz. Evet abi. Efendim Türkiye'de İyi mi? Türkiye'de Hasan Eren'in Türk dilinin etimolojik sözlüğü var. Hasan Eren bütün kelimeleri almıyor. Belli kelimeleri alıyor ama istedik ki hoca vefat etmeden elindeki malzeme çıksın. Yoksa çıkmayacaktı. Ve nihayet Tuncer Gülensoy'un 2 ciltlik efendim Türkiye Türkçesinin köken bilgisi sözlüğü. O Türkiye Türkçesindeki bütün kelimeleri Türkçe asıllı. Titse evet. Titse. Adı aklımıza gelmedi. Titse'nin etimolojik sözlüğü. Ve en son olarak Sayın Gesoğlu göndermişler. En son olarak Tuncer Gülensoy'un etimolojik sözlüğü var.